Kötü biri olamamak bir yana, herhangi bir şey olmayı da beceremedim. Ne iyi ne kötü, ne alçak ne namuslu, ne kahraman ne de haşerenin biriyim. İşte yeraltı adamının tasarladığı dünya. Tasarladığı diyoruz çünkü her birimiz kendi tasarladığımız dünyalarda yaşıyoruz. Bu konuda itiraz edebilirsiniz ki itiraz ederseniz haklı da olursunuz. Çünkü itiraz etmeden ilerleme olmuyor. İtirazınız da muhtemelen şu yönde olacaktır. Dünya bizim tasarımımız olabilir ama dış etkenler de işin içine karışmaz mı? Ve bunlar bizim tasarladığımız dünyanın içine katılmazlar mı? Bizi etkilemezler mi? Örneğin aile gibi, arkadaşlar gibi, doğa gibi ya da devlet gibi. Burada Sokrates gibi topu taca atıp şu soruyu sorabiliriz. Dünya nedir? Yeraltı adamına göre dünya nedir buna bakmadan önce dünyanın ne olmadığını anlamaya çalışalım. Dünya belirli yasaları olan, belirli matematiği olan, belirli bir düzeni olan bir yer değildir. Eğer öyle olmuş olsaydı dünyada ne suç kalırdı, ne ceza, ne günah kalırdı, ne de sevap. Dünyayı olduğu gibi algılamalıyız. Varoluşçulara kadar kimse bununla yüzleşmemiştir. Ama tabii ki de varoluşçulara göre. Onlara göre insan iyi ya da kötü değildir ama iyi ya da kötü olabilir. Fransız ressam Paul Cézanne doğaya eklenmiş insanı arıyordu. Sırf dünyayı olduğu gibi acaba nasıl algılayabiliriz, nasıl anlayabiliriz diye. Bunu bulmak için de renkleri ön plana çıkardı. Ona göre asıl olan yalnızca renklerdir. Renkler eğer doğru kullanılırsa zaten bize doğayı, insanı, her şeyi anlatır. Çağdaşı Paul Gauguin'i bu anlamda eleştirmiştir. Ona göre o sadece doğu özentisi eserler ortaya çıkarmıştır. Zaten Tahitili Kadınlar eseri de bize bunu anlatır. Yani biz burada anlıyoruz ki Cézanne'a göre dünya tanımlanmamalı. Çünkü zaten tanımlanabilir bir şey de değil. O yüzden dünyayla, doğayla hemhal olmalıyız. Yeraltı adamımızın da zaten savunduğu budur. Yine Cézanne'dan devam etmek istiyoruz. Doğaya kalıcılığın yüceliğini sunmalıdır diyordu Paul Cézanne. Yeraltı adamına göre bu çok yanlış bir görüş. Bunu da şu derin cümlelerle aktarır. Siz sonsuzluğa kadar ayakta kalabilecek billur saraylara inanmışsınız. Halbuki ben belki billurdan olduğu ebediyete kadar göçmeyeceği ve karşısına geçip gizlice de olsa dil çıkaramayacağım için ondan çekiniyorum. Varoluşçu dolayısıyla yeraltı adamı tedirgindir. İnsanın sonsuzluk arayışında olduğunun, belki de en temel güdüsünün bu olduğunun bilincinde olduğu için ki burada Gılgamış'ı hatırlayabiliriz. Bundan dolayı tedirgindir. Varoluşçunun ve dolayısıyla yeraltı adamının korkusu özgürlüğünün gidebileceği korkusudur. İnsanlar hata yaparlar ve yapacaklardır. Billur saraylar yoktur. Hiçbir insan o denli mükemmel olamaz. Bu düşüncenin köklerini, bu eleştirinin köklerini antik Yunan ve Roma'ya kadar götürebiliriz. Bu medeniyetlerin çıkmazıdır bu aslında. O insanlar makineler gibi olmaya çalışırlar. Disiplin özgürlüktür. Hatasız olmalıyız. Bu hata yapmama baskısı yeraltı adamında ve varoluşçuda tedirginlik yaratır. Ve biz bu düşüncenin nüvelerini esasında Herakleitos'tan, Sokrates'ten, Nietzsche'den de görürüz. Onlar da tıpkı yeraltı adamı gibi ne doğanın, ne insanın, ne dünyanın bir doğası olduğu görüşündedirler. Bunların hiçbirinin meylettiği bir yer yoktur. Biz neysek oyuz, dünya neyse odur. Şimdi Nietzsche'de nüvelerinin bulunduğunu söyledik. Bunu biraz açalım. Dostoyevski, Nietzsche'ye göre büyük ruh bilimci, Sibirya'ya 4 yıl boyunca sürgüne gönderilmiş ve hapis yatmıştır. Özetle Dostoyevski'nin özellikle Sibirya'da yaşadığı zor koşulların ona önemli dersler öğrettiğini ifade eder Nietzsche. Dostoyevski suçluların, toplumsal olarak dışlanmış bireylerin, bunlara belki akıl hastalarını da katabiliriz, topluma tekrar entegre olmalarının imkansız olduğunu ve bu kişiler arasında yaşadığı deneyimlerin, ona o sürgündeki yaşadığı deneyimlerin, insan doğası konusunda çok önemli, derin kavrayışlar kazandırdığını belirtir. Bu bireylerin toplum tarafından dışlanmış, değersiz görülmüş olmalarına rağmen, zamanla kendi içlerinde değer kazanacaklarını ve insanın alçaltıldığı veya yıkıldığı yerlerde gerçek değerlerin ortaya çıkacağına inanır. Yani değerler her daim yeniden değerlendirilmelidir. Nietzsche'nin en temel öğretisi de zaten budur. Sokrates'i, Platon'la, Kant'la alıp veremediği de budur. Zaten bu kısma Dostoyevski'nin medeniyetler ile ilgili görüşlerinde bir kez daha uğrayacağız. Peki insanların doğası yoksa Aristoteles'in söylediği şey boşa mı çıkacak? İnsanlar doğal olarak bilmeyi arzulamazlar mı? Böyle bir meyilleri yok mudur? İnsan merak eden hayvan olmasaydı bu kadar ilerleme gerçekleşir miydi? Bugün uçan kuryeler görüyoruz.
Hezarfen bunu yüzyıllar önce denememiş miydi? Bu ilerleme, merak ve insanın engelleyemediği bilme arzusu ile ortaya çıktı. Yeraltı adamı kendisiyle çelişen bir adam ama kendisinin de söylediği gibi dile kolay, 40 yıllık yeraltı hayatı. Yeraltı adamının kendisiyle çeliştiği çok yer vardı ama en önemlisi şu. Öncesinde şöyle bir şey söylüyor. Yemin ederim ki her şeyi anlamak, her şeyi anlamlandırmak tam bir hastalık. Ama aynı yeraltı adamı daha sonra başlangıçta idrakı, her şeyi anlamlandırmayı en büyük hastalık olarak belirttim. Ama insanın bunu sevdiğini ve dünyadaki hiçbir şeye değişemeyeceğini de biliyorum. Belki de başta açıklamamız gereken şeyi şimdi açıklayalım ki konu daha iyi anlaşılsın. Yani varoluşçuluk nedir? Bu genellikle şu örnekle açıklanır. Siz de kendi içinizden örnekler uydurabilirsiniz. Bir masa düşünelim. Marangozlar masayı yaratırken onun özünü bilirler. Onun basiretini bilirler ve masa ortaya çıkar. Masanın önce özü, sonra varoluşu gerçekleşir. Ama insan işin içine girince işler değişir. İnsanda ama sadece insanda varoluş özden önce gelir. İnsan dünyaya atılır bir şekilde, daha sonrasında özünü, kişiliğini, tercihlerini, basiretini bunları oluşturur. İşte bu açıdan bakıldığında da yeraltı adamının çelişkiye düşmesi normaldir. Nasıl oluyor da insanlar doğal olarak bilmeyi arzuluyorlar? Bu soru her soru gibi cevapsız kalıyor. Kimisi ki dünyanın büyük bir kısmı bunun Allah olduğuna, Tanrı olduğuna inanıyor. Kimisi bunu insanın kendisine bağlıyor. Örneğin Marksistler üretim ilişkilerine bağlıyor. Eğer Tanrı genel tanıma göre ilk nedense aslında herkes kendi tanrısını yaratıyor. Tıpkı başta belirttiğimiz gibi, yani kendi dünyasını tasarladığı gibi. Şimdi sorunların kaynağını dışarıda aramak gibi insanın bir hastalığı vardır. Bunu çocukluğumuzdan, okullarda geçirdiğimiz günlerden biliriz. Öğretmenim o da yapıyor. Bir suç işlediğimizde öğretmenimize o da yapıyor, o da yaptı vesaire gibi cevaplar veririz saçma sapan. Ebeveynler çocuklara sorduğunda neden düşük not aldın diye herkes düşük aldı gibi bir cevap vardır. Klişe. Büyüdüğümüzde bunun saçma olduğunu anlarız. Ve hatta geçmişe baktığımızda bunlar bize gülünç gelir. Aslında gerçekten böyle söylemek isterdim ama söylemek istemiyorum. Çünkü gerçek sorunlarla karşılaştığımızda biz biliyoruz ki insanın sorunları sürekli güncelleniyor. Tıpkı değerlerinin aslında güncellendiği gibi. Gerçek sorunlarla karşılaştığımızda bu ortaya çıkıyor. Bu konuda çok örnekler verilebilir ama gerek duymuyoruz. Bunun hepimiz böyle olduğunu biliyoruz. İlk olarak hatayı hep dışarıda arıyoruz. Hatta psikoloji biliminde de buna dışsal yerleştirme deniyor ve bu bizi öğrenilmiş çaresizliğe götürüyor. Bunu biliyoruz. Yeraltı adamı da der ki, bana en çok dokunan suçlu olayım veya olmayayım, her zaman bir şekilde tabiat kanununa uyar gibi herkesten önce kendimi suçlu görüyorum. Ve bu ilkin herkesten akıllı olmamdan ileri gelir. Çok derin bir cümle. Epiktetos'a göre insanın eğitimi kendini suçlamasıyla başlar ve eğitimi ne kendini ne de başkasının suçlamasıyla tamamlanmış olur. Çok ilginç. Burada yeraltı adamımızla Stoacı Epiktetos aynı yerde buluşur. Aklın yolu bir ama bunların buluşmaları neden önemli? Bir taraf her şeyi doğaya bağlarken ki Stoacılardan bahsediyoruz. Bir taraf insanın doğasının olmadığını savunur. Yani varoluşçular. Ama felsefede böyle çıkmazlar var. Yeraltı adamımız der ki, insan medeniyete kavuşmakla daha fazla kan dökücü olmamışsa bile daha iğrenç kan dökücü olduğu kesindir. Şimdi bu gerçekten doğru olabilir mi? Yeraltı adamımız karamsar, kendisiyle çelişen, ölçüsüz biri aslında. Bu kötü özellikler ona atfedilebilir ama bunlar kötü özellikler değildir. Yani yerine göre insan hayatında kötü olarak adlandırdığımız kişilik özellikleri güzel sonuçlar doğurabilir. Zaten varoluşçunun aslında en temelde savunduğu şeylerden biri de bu. Belki insanlar zamanında ahmaktı ama bu ahmaklık onun samimiyetinden, doğallığından kaynaklanıyordu. Ama artık insanlar maskelerle dolaşıyor. Dolayısıyla ne ahmak olduğu belli, ne nankör olduğu belli, ne başka bir şey. Bunu da getiren medeniyet, uygarlık olmuştur. Doğamıza dönelim. Ama madem doğamız var, o halde varoluşçunun doğamız olmadığı savını nereye koyacağız? Cevabını bilmiyoruz, muhtemelen hiç bilemeyeceğiz. Ama rahatız. Felsefenin işi de bu zaten. Cevap bulmak değil, soru bulmak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.